Anneciğim biz burada çok eğleniyoruz ama Efe içeride biraz rahatsız biliyorsun değil mi? Ve şu an kuzenin rahatsızken sence gidip bir onu kontrol etmemiz gerekmez mi? Gel. Sen yok yok. Rüzgar siz devam edin dönmeye. Kalabalık. Tamam gel ikimiz gidelim. Rüya sen burada bekle biz bir Efe'ye bakıp gelelim gel. Sessiz olun tamam mı? Belki uyuyordur. Dinlenmek için uyumaya ihtiyacı vardır. Efe, teyzedim iyi misin? Geçmiş olsun, hastalığını merak ettik, seni merak ettik. Geçmiş olsun diyelim, var mı bir şeye ihtiyacın? Biz bugün hasta bakıcı olabiliriz, senin için ne istiyorsan yapabiliriz. Şu an ne istiyorsun? Yalnız kalmak ve gitmeniz diyormuş Efe şimdi. Vallahi gidelim mi? Tamam birazcık sana destek olalım dedik. İstersen biz çıkalım sen Rüya ile baş başa sohbet edebilirsin. İstersen benimle de baş başa sohbet. Ne? Uykum var. O zaman biz çıkalım gerçekten. Işığı da kapatalım. Geç anneciğim. Geç Rüya sen de. Işığı kapatalım mı? Evet ışığı kapatalım. Işık açık kalsın. Evet hadi biz çıkalım. Ama ben de çok üzüldüm anneciğim ama şimdi şöyle düşünelim. Onun için yapabileceğimiz ne var şu anda? Dedi ki uyumak istiyorum, dinlenmek istiyorum. O zaman biz ne yapıyoruz Emir biliyor musun? Dönüyoruz. Ne? Hayır dönmüyoruz. Sessiz oluyoruz tamam mı? Bugün bütün her şeyimizi biraz sessiz yapıyoruz. Tamam dönebilirsin ama sessiz anlaştık mı? Sen de dön. Ama o zaman Efe'ye hiç üzülmüş gibi olmazsın ki. Efe hasta ve ona biraz yardımcı olmamız lazım anneciğim. Hadi gel. Ay burada bir sürü cips varmış. Ruffles var. Çerez var. Popcorn var. Bir de tuz. Ay yesem mi acaba? Bilemedim şimdi ya. Ben bunlardan yiyeyim mi? Rüya'ya sorayım hangisini açalım diye. Emir! Emir gel teyzem. Emir! Emir gel! Bir şey seçeceğiz. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Seç bakalım. O mu? Hadi götürüp yiyelim mi ikimiz? Gel. Nerede yiyelim? Burada mı yiyelim? Buraya mı oturalım? Gizli gizli içeride mi yiyelim? Gel gel gidelim. Getir ben onu açayım bir tabağa koyayım. Getir. Aç, bu mu emin misin? Bak klasik Ruffles var. Ben bunu da çok severim. Ama sen bu diyorsun. Tamam peki açıyorum o zaman bunu. Açalım bakalım hadi. Neymiş? Baharatlı domates soslu tadında. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun o zaman. Bunu yiyebilirim. Bakayım bakalım tadı nasılmış. Hangi şunu yiyeyim. Çok lezzetli. Her yerde batıyor. Ya boru nasıl patlamışsın ya. Bakayım şöyle. Şimdi sorunun nereden kaynaklandığını tam olarak anlamadım ben. Bakıyorum buradan. Bir şey göremiyorum ben. Bakıyorum buradan değil. Buradan değil. Aa bir dakika. Aa boru patlamış. Allah boru patlamış. Lavabo borusu patlamış ya. Yeni boru lazım buraya. Nereden alacağım ben şimdi? Aa. Rüya'nın lavabo borusu var. Onu kullansam. Yani ne olacak ki? Dur hemen Rüya'ya sorayım. Rüya. Acil yardımına ihtiyacım var. Çok acil. Rüya senden bir yardım lazım. Kız anneciğim lütfen. Ciddi bir yardım ama. Söylüyorum hazır mısın? Ne? Hayır. Lavabo borumuz patladı. Sıfır şaka. Bildiğin öbür banyo var ya, öbür banyodaki lavabonun borusu patladı Rüzgar. Yani böyle bir yere gidik. Şimdi ben nereden alacağım lavabo borusunu? Yer yok. Nasıl gideyim bir de o var. Sizde var. Mor lavabo borusunu gerçek lavabo borusu yapar mısın benim için? Hayır. Ya Rüya gerçekten gel. Bu benim önüne gel gel. Annem ben bu yağmurda nasıl çıkayım tek başıma? Ben de gideyim. Annem rüzgar nasıl gelecek? Ayrıca yağmurda ıslatamam sizi. Sen bir gel şu lavabonun halini gör ondan sonra verme.
Burada bekleyin, içeriye girmek yok. Yerlerde su var. Şaka yapmıyorum. Şimdi boruyu gösteriyorum sana. Hazır mısın? Ay! Bak. Gördünüz mü? Burada patlamış boru. Ay, sana kötü bir haberim var. Benim de sana kötü bir haberim var. Bana barunu vermen lazım. Anneciğim, onun özel bir maddesi var. Ben bir kere lavabo boruları reklamı görmüştüm. Onun içinde özel bir tane madde var. Bir yağ var ve o yağ bulunmuyor. Anneciğim, biliyorum. Kalıcı olarak onu buraya koyacağım artık demiyorum. Ama bugünlük buraya koyarsak burayı kullanabilirim. Yoksa şuraya bak. Rüya, boruyu bana vermen lazım. Rüya. Rüya ne olur ya, lavabo borunu bana vermen lazım. Rüya, ihtiyacım var. Bak, akşama kadar idare etsin. Akşam babana söyleyeceğim zaten. Hayır, benim. Hayır. Lavabo borusu bana vermen. Senin borun nerede Rüzgar? Annem, o senin değil, o Rüya'nın. Seninki sarı olan. Kırmıştın sen borunu. Rüya, şu an çok kıymetli ama bana vermen lazım o boruyu. Vallahi ver. Rüzgar, o boruyu almalısın. Rüzgar. Ağlayarak çözemeyiz. Bir plan kurmam lazım. Ya plan kurmama gerek yok. Lavabodan damlıyor. Rüya, ne olur borunu bana ver. Peki, o zaman kimse bugün öbür banyoyu kullanmayacak. Bugün duş almak yok. Tamir olana kadar oraya hiçbir şekilde giremeyeceksin. Ve hatırlatırım anneciğim. Senin odana yakın orası. Gece kalktın diyelim, lavaboya gitmen lazım. Gidemeyeceksin. Sen ver kararını. Veriyor musun burnu? Hayır, tabii ki. Peki, bir şey soracağım. Son teklifimi yapıyorum. Karşılığında size birer tane yeni boru alırım pazara gittiğimde. Hayır, etmez. Ne yapacaksın daha? Ne? Oyuncak. Boru alacağım işte. Lazım var. Squish mi? Tamam, kabul ediyorum, boruyu ver. Çok ihtiyacım var boruya. Ama... Rüya başan sen. Tamam ya, verme, istemiyorum. Tamam, verme. Ben banyoyu temizliyorum. Bugün de kimse gelip orayı kullanmıyor, tamam mı? Bu beni ilgilendirmez, boruyu vermedin. Tamam. Artık geçti. Zaman... Biliyorum ama oyuncak karşımda. Barbie mi? Çok oldu. Tamam, verme annem, sen bilirsin, banyoda yapamazsın. O zaman ben burayı kapatayım, akşam baban gelene kadar kimse burayı kullanmayacak.